Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İsterseniz şöyle daha bir geniş alalım. Şeyi nasıl yaparız? Biraz daha geriye mi geçsek yoksa çünkü almayabilir kamera. Biraz daha geriden alırsak en azından kalabalığımız altında. Evet, şimdi... Yok. Kemal Bey? Evet arkadaşlar, tabii biraz sesimiz yorgun. Bizim hep gür sesimize alıştınız ama biz Cuma günü Mustafa Kemal Paşa Eker Süt Fabrikası'nın önünden bir yola çıktık. O, şunu belirtmek istiyorum. Yani yaşadığımız hikaye aslında bu gördüğün resim senin resmin, senin hikayen, işçinin hikayesi. Bir kere bunu herkesin bilmesi lazım. O gün emniyetten gelip bize Bursa Valiliği'nin izni olmadığını ve yürüyüşe izin verilmeyeceği söylendi. Böyle bir yazı yayınlanmış. Bu Tekirdağ İl Sendikası eksik olan hiçbir belge yollamadı. Bursa Valiliği'ne gerek konumunu, yol güzergahını, konaklama yerlerimizi tamamını Tekirdağ İl Sendikası olarak biz valiliğe bildirdik ve yasalardan ve anayasadan doğan hakkımızdan yürüyeceğimizi belirttik. Ancak buna izin vermedi. Bu ülke artık şunu anlamalı ki, anlamalıyız ki, kendi hakkımızı kendimiz savunmazsak, bir şeyleri zorlamazsak, maalesef ki maalesef kimse bize izin vermiyor. Bir şey için sadece bilgi veriyorsun, yapamazsın diyorlar. Şunu yapacağız diyoruz, yapamazsın diyorlar. Biz ne yapacağız? İşimizden oluyoruz, anayasal hakkımızı kullanıyoruz, işimizden oluyoruz. Bedel ödeyeceğiz diyoruz. Bedeli ağır ödetiyorlar. Başkanlar bizi yıldıramaz! Başkanlar bizi yıldıramaz! Başkanlar bizi yıldıramaz! Yani bizi bariyerlerin arkasından, o dikenli çöplerin, otların içerisinden yürütünce, işkence yapınca her tarafımızı o otlar çizince, ağaçlar çizdiği zaman kim mutlu oluyor ben inanın anlamıyorum. Emniyet mensupları yoldan yürüyebilirken bizi yoldan yürütmeyenler, 4 saatlik yolu 9 saatte gelmek zorunda bırakanlar, amacınız nedir bunu sormak istiyorum. Sütaş fabrikasının önünde umumu açık, trafik ışıklarının olduğu yerde burada kalamazsınız diyenler, amacınız nedir? Karacabey Kaymakamı izin vermiyorsun, ne amacın? Ben orada bir sene boyunca direniş yaptım. Oraya bana hayvan pisliği döktüler. Eylem alanıma hayvan pisliği döktüler. Jandarma bizi dövüyor. Vücudumuz borluklar içerisinde. Her yerimiz yara bere içerisinde. Amacınız nedir? Şunu mu istiyorsunuz? Haksızlığa uğrayın, sesinizi çıkartmayın. Ne amacınız? Birileri bize amacını anlasın. 3 gündür içimiz çok dolu. Yapılan haksızlıklara karşı biz dik durmasak, biz yürüyeceğiz demesek yürümeyin diyecek. Bir emniyet amirinin yürüyeceğim diye bana mı sordun demesi çok çirkin bir şey. Mustafa Kemal Paşa'daki emniyet amirinin. Seni ilgilendirmez benim nerede yürüyeceğim. Ne yapacağım emniyet amirini ilgilendirmez. Emniyet amiri, emniyet benim güvenliğim al. Onun görevi odur. Ben yasalardan ve anayasadan doğan hakkımla yürüyorum. Boyun eğmeyeceğiz, boyun bükmeyeceğiz. Yok demeyeceğiz, geri dönmeyeceğiz. Dilere kazanacağız. Dilere kazanacağız. Dilere kazanacağız. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk. Yani aslına bakarsanız konuşacak çok şeyim var. İçim çok dolu. Ama bu konuşacakları maalesef burada zamanın kısıtlı olması sebebiyle çok konuşmak istemiyorum. Ama herkesin bilmesini istiyorum ki patronlar karşımızda olabilir ama bu devlet bizim karşımızda olmaz. Bizim talebimiz bu. Eşit ve adaletli bir şekilde insanlara yaklaşsın. Umuma bir açık bir alanda sen yatamazsın demesin.
Mesele benim orada yatmam, burada yatmam değil. Anayasal bir hakkı kullanıp kullanamam. Yasal hakkımı kullanıp kullanamam. Bugün ben o hakkı verirsem yarın başka bir şey vermek zorunda kalacağım. Onun için hiç kimse hiçbir şey vermeyecek. Gerekirse bedenlerimizi yerlere sereceğiz. Ama kavgamızdan, mücadelemizden dönmeyeceğiz. Bunu bütün kamuoyu bilsin. Hiç erkek yoksa barışta yok. Hiç ekmek yoksa barışta yok. Hiç ekmek yoksa barışta yok. Evet dostlar, şimdi gelen misafirleri anons etmek istiyorum. Ben tanıtmak istiyorum. Hepsine de, hepimize de birbirimize bir alkış yapmak istiyoruz en sonunda okuduktan sonra. Peki daha sendikamız genel teşkilat sekreterimiz masaj kamamızı da okuyacak. Sayın Kemal Köse aramızda. Tekirdağ Sendikası Gebze Şubemiz aramızda. Tekirdağ Sendikamız Karacabey Şubemiz aramızda. Bilmiyorum. Evet, oradan bir yol arkadaşlarım. Beraber çok bedeller ödediğimiz. Onların bana sevgisini biliyorum. Benim onların sevgimi onlar biliyor. Kolej işçisi arkadaşlarımız aramızda. Türkiye'de işçi sınıfı daha önce gerçekten altın harflerle şimdiden kazındılar. Onlara... mücadele edebilmeyi öğretiyorlar. İyi ki varlar polis işleri. Sağ olun dostlar. Sağ olun var olun. Devrimci İşçi Partisi aramızda. Türkiye İşçi Partisi aramızda. Tekirdağ Sendikası Bursa Şubesi aramızda. Uluslararası İşçi Dayanışma Derneği UİT'ler aramızda. Tekirdağ Sendikası Mustafa Kemal Paşa Şubesi aramızda. Tekirdağ Sendikası Karacabey Şube Gençlik Komitesi aramızda. Tekirdağ Sendikası Karacabey Şubesi Denetleme Kurulu aramızda. Tümdü Sendikası Bursa Şubesi ve Yönetim Kurulu işçileri aramızda. Vatan Partisi'nden değerli abimiz Nadir abimiz Nadir Erol aramızda. Türkiye Komünist Partisi'nden dostlarımız aramızda. Bursa Barosu'ndan avukat Kemal Özgür Yetkin aramızda. Kral Kays İşleri Temsilcileri aramızda. Sol Parti Bursa İl Örgütü aramızda. Petrolis Sendikası Bursa Şube Başkanı Erhan Yakışan ve İl İşleri Temsilcileri dostlarımız aramızda. Türkiye Gençlik Birliği aramızda. Basitler Sendikası Bursa Şube Başkanı Şahin Özkaya aramızda. Evyap işçileri aramızdalar. Ve birçok fabrikada Nesne işçileri aramızdalar. Hepinize hoş geldiniz diyoruz dostlarım. Eker'den dostlarımız, birçok işçi arkadaşlar, birçok fabrikadan bu mücadeleye katkı sunan dostlarımız aramızdalar. Hepinize tekrar hoş geldin diyoruz. Ve basın açıklamamızı okumak için Genel Teşkilat Sekreterimiz Sayın Kemal Köse'ye söz vermek için. Sağ olun. Evet. Siyasi partilerimizin değerli önderleri, temsilcileri, üyeleri, çok değerli derneklerimiz, kardeş sendikalarımızın değerli şube başkanları, yöneticileri, temsilcileri, üyeleri, teşkilatımıza bağlı şube başkanlarımız, temsilcileri, yöneticileri, iş yerlerinden gelen üyelerimiz, basın mensupları, emniyet güçleri, hepinizi teşkilatım Tekirdağ Sendikası adına saygıyla selamlıyorum. Basın açıklamasına geçmeden önce Suat Bey detayları açıkladı. Bu ülke Cumhuriyet ülkesi. Eğer bu ülkede demokrasi varsa, sosyal devlet anlayışı varsa, buradaki her bireyin düşünce özgürlüğüne önce devlet yetkililerini saygı duymaya davet etmek istiyorum. Bu anayasal bir haktır. Biz anayasanın vermiş olduğu hakları kullanarak yola çıkıyoruz. Asla baskılar bizi bugüne kadar yıldırmadı. Bundan sonra da yıldırmayacak. Şimdi basın açıklamasını okuyorum. Bugün bu meydandan sizlerin de huzurunda Eker Süt işveren yetkililerini bir kez daha uyarıyoruz. Çalışanların anayasal haklarına saygı gösterin. Sendika üyesi olduğu için
işçiyi işten atamazsınız. Hukuk Türkiye Cumhuriyeti ceza kanunlarına göre suçtur. Hukuk tanımaz uygulamalardan, insanlık onuruna yakışmayan davranışlardan ve bu suçu işlemekten vazgeçin. Anayasa 51 sendika haktır. Anayasa 51 sendika haktır. Anayasa 51 sendika haktır. Gerek anayasamızın 51. maddesi, gerek 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, gerekse Türkiye'nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendika üyeliği hakkı ile sendikamıza üye olan çalışanlar önce Ekersüt işverenleri tarafından sendikadan baskıyla istifaya zorlanmakta, istifa etmeyen üyelerimiz ise işten çıkarılmaktadır. En son 5 arkadaşımız bu duruma maruz kalmıştır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. İşveren yetkilileri her ne kadar sendikal sebepten dolayı çıkarmadık deseler de biz biliyoruz ki bu arkadaşlarımız iş yerlerine sendikalaşmayı getirmek istedikleri için işten çıkartıldılar. Sendikamız 23 Eylül itibariyle Mustafa Kemal Paşa'da bulunan fabrika önünde 3 arkadaşımız ile birlikte direnişi başlatmıştır. Biz ülkemizin ileri gelen süt ve süt ürünleri üreticisi yaklaşık 1900 çalışanı bulunan Ekersüt yöneticilerinin yaptıkları bu baskıcı uygulamalardan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Eker işçisi yalnız değildir. Eker işçisi yalnız değildir. Eker işçisi yalnız değildir. Ekersüt toplumda karşılığı olan İstanbul Sözleşmesi, otizmli çocuklara farkındalık ve bugün burada düzenlediği Eker Ran Koşusu gibi birçok sosyal projeye destek verirken çalışanlarının anayasal haklarına karşı yapmış olduğu bu baskıcı tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Bilinmelidir ki üyesi olduğumuz AİF sendikası yetkilileri aracılığıyla ile şirketin %50 ortağı olan Fransız Andros ve Novandi yetkililerini de Türkiye'de Ekersüt'te yaşanan bu süreci anlatacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Tekirdağ Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm iş yerlerinde kaliteli üretime katkı sunarak işletmeleri büyütmek ve üyelerinin refah seviyelerini arttırmak için her zaman üst düzeyde çaba göstermekteyiz. Ancak bilinmesi gerekir ki çalışanın anayasal hakkına, emeğine, ekmeğine, mücadelesine, gelecek her aksi tutumun karşısında olacak üretimden ve tüketimden kaynaklı gücünü eylem boyutuna taşıyarak konuyu ulusal ve uluslararası kamuoyuna paylaşmaktan da kaçınmayacağız. Yaşasın onurlu mücadelemiz. Ekmek, aş için mücadele eden, buradan bu meydandan bütün direnişte olan petrol iş sendikamızın grevini, eylem yerlerini, ismini sayamadığım bütün eylemde olan arkadaşlara buradan selam olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Evet, teşekkür ediyoruz. Kadir Çöme Başkanı Yüce Başkan da aramızda. Normalde biz bu basın açıklamasını Eker Meydanı'nda yapacaktık. Yani aklınızda gördü. Daha sonra genel merkezimizden yaptığımız konuşmalarda da şunu düşündük. Orada o yani gerçekten de Eker firmasının birçok sosyal projesi var. Orada otistik evlatlarımız var. Görme engelli evlatlarımız var.
biz kendi hak arama mücadelemizde onlara da herhangi bir sıkıntı çıkartmamak adına, orada bir gerginlik anında herhangi bir sıkıntı çıkmaması adına basın açıklamamızı buraya aldık. Eger şirketinin de bu bizim iyi niyetli yaklaşımımızı lütfen desteklemesini ve görmesini istiyoruz. Biz üzüm yemek istiyoruz. Eger firması sendikal bir düzende daha kurumsal bir firma olacak ve geleceğe daha güvenli gidecek. Ama anayasal haklara Kemal Bey basarkamızı saygı duymadığı süre içerisinde biz Eger mücadelemizi bu ülkenin göbeğine oturtmak bizim Tekirdağ Sendikası adına çok zor bir şey değil. Burada geçmişte örnekleri var. Bu sebepten dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Bugün burada olmanız bizim için çok kıymetli dostlar. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu arada Levent hocam